Hayırlı olsun. Sağ ol. Hey maşallah. Acaba şu mahalleli böyle bir muhtar gördü mü? Hadi bakayım, seçimde mahcup etmeyin beni. Etmeyiz Ali Bey. İkişer ikişer daire kapılarının altından atın. Peki tamam. Hadi göreyim sizi. Önümüzdeki hafta her eve bir kutu kesme şeker, bir paket çay dağıtacağız. Tamam. Hadi bakalım. İyi günler. Hadi iyi günler. Şeker mi dedin iblis? Ha, hem çay hem şeker enişte. O ses ben seni unutur mu bir daha? Batarız baba. Bir kilo şekerle şu koskoca gıda pazarı batar mı aslanım? Sen de öyle el işten gibi münafık münafık konuşup da moralimi bozmasana iblis. Vallahi ağzından aldın enişte. Yapmayın böyle bozgunculuk ya. Vereceğiz tabii bir şeyler. Kesenin ağzını açmadan olur mu? Hayır babam, muhtarlığı da kazanırsa imparator olur şerefsizim, imparator. Helal olsun, işi biliyor adam. Ya sen de öyle gecenin ayazında bir tencere pilavı satacağım diye uğraş dur penguen. Ne yapalım abi, buna da şükür. Bereket seçim öncesi parti binaları geç saatlere kadar açık oluyor da çabuk bitiyor. Ah ah. Şu kayınbabamın yüzüne bakmamak lazım esasını. Bir tutmadı elimizden kitapsız. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Propagandaya başlamışsınız ha? Başladık. Nasıl? Güzel olmuş mu? Bizim aklımız ermez babacığım. Siz beğendiyseniz. Söyle söyle hadi. Kırgın mısın bize hala? Estağfurullah babacığım. Ne haddimize? Nasılsın Adem? Sağ olun Halil Bey. Nasıl gidiyor pilav satışları? Feda değil, bereket versin. Heh, çalışanı Allah sever. Şu eniştemin yakışıklı resmini gördünüz mü? Böyle nur yüzlü adam muhtarlık koltuğuna oturmaz mı şimdi? Dur şöyle, bu bakışlar size güven vermiyor mu ya? Vermez mi canım? Maşallah. Senin gibilerin vereceği oya ihtiyacı yok benim kocamın. Budur, verme istemez. Vermeyiz mi dedik Sultan Hanım? Aman aman, senden gelecek hayır Allah'tan gelsin. Adam mahalleyi ayağa kaldırdı ayol. Posteriyle şarkısıyla çok şükür. Tövbe yarabbi. Cevap verme şunu Yusuf abi. Havalara girdi kadın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Geldi bir muhalif daha. Muhalif yok burada kız. Hepimiz el ele iktidara yürüyoruz. Aman baksana sen şu bodura. Konuşuyor orada dır. İşine bak iblis. Ben bir şey söylemedim Halil Bey. İşine bak dedim. Müşterinin yanında siyaset yapmayalım Sultan Hanım. Siyaset mi yaptık şimdi ya? Hey maşallah. Hakiki lider böyle olur. Öpeceğim, içimden geldi. Elin kolun rahat dursun Hüseyin. Oyun oynamıyoruz burada. Cafer. Buyur babacığım. Alın bakayım şu el ilanlarını. Ver babacığım. Adem al sen de. Dağıtın bunları apartmanlarınızda. Dağıtırız Halil Bey, ne demek? Sağ ol aslanım. Bu dava hepimizin davası. Bu oldu mu babacığım? Ne olmuş? Bizi de şuraya ihtiyar heyetine yazamaz mıydın? Her şeyin bir sırası var İblis. Kapıcılıktan emekli ol düşünürüz sonra. Allah Allah. Ay ne anlar o siyasetten ayol. Aa, güldürmeyin insanı. Doğru dürüst okuması yazması bile yok. Sen bizi o kadar hor görme Sultan Hanım. Atışmak gibi olmasın ama okumamız da var, yazmamız da çok şükür. Hadi hadi, seninle konuşan yok. Hoşt! Hı. Babacığım, bak söyle şu karına hakaret etmesin, fena olur. Ay ne olurmuş acaba? İyi güzel gibi. Konuş kız, işine bak sen. Ben size markette siyaset yok demedim mi? Kesin! Bağırtmasanıza ihtiyar adamı şöyle ya. Allah Allah! Sor bakalım ne diyecek? Baba! Ne var iblis? Bizim düğünü unuttun bu arada. Ne oluyor baba? Seçimden sonra dedik ya iblis, patlama. Her şeyin bir sırası var aslanım. Eniştem hepsini düşündü. Muhtar olarak yapacak düğününü. Hem de davullu zurnalı. O siyasetin yeni yıldızı. Maşallah. Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım. Al hadi yürü. Babam bizi bekliyor. Bak çok fena olmuş. Halis günaydın. Günaydın Cemil Bey amca. Kurban Bayramı'nda gidiyor musunuz Almanya'ya? Apa yüzünden gidemiyoruz Cemil Bey amca. Babam Avrupa'ya küstü. Gidersen bir tek Kenya'ya giderim diyor. Helal olsun. Selam söyle babana. Sapına kadar destekliyorum. Benim adım Cemil. Olur söylerim. Gülsüm abla okula mı? Okula.
Onlar kendi başlarına gidiyorlar artık. Aferin. Babamı bekliyoruz Halis abi. Beslenmemizi getirecek. Oh, ne güzel. İyi günler. İyi günler. Günaydın Sahibi Bey amcacığım. Günaydın. Hale teyzem uyuyor mu? Uyuyor. Niye sordun? Hiç öyle. Uyusun, uyusun. Nerede kocan? Gelir şimdi. Biz de onu bekliyoruz. Ne oluyor hanımefendi? Ne bu havalar? Bir şey sordum. Ne havası canım? Biz de cevap verdik. Ne havası Sabri Bey amca? Karışma sen. Muhtar kızı oluyor ya hanımefendi. Kıskanıyorlar Gülsüm abla. Karışma sen lafa sapık. Hadi al köpeğini yallah. Gitmiyorum bana. Sabri Bey. Efendim. Biz dün akşam yine kaçırdık arabayı. Son anda. Ne kısmet. Biz daha bir alo bile diyemedik. 3 saat televizyonun başından ayrılmıyoruz. Atıyor be. Atıyor Gülsüm abla. Tık yok onlarda da. Cafer. Aa, Cafer amca geldi. Aldı mı gazeteleri? Aldık aldık. Hadi eyvallah. Güle güle. Cafer amca iyi günler. İyi günler. Ne haber Fatih? İyilik. Cafer ver şunların beslenmelerini de gitsinler. Geç kalacaklar. Hadi kızım. Güle güle gidin. Ablanın elini de tut Banu. Tuttum anne. Aferin. Aferin. Allah zihin açıklığı versin. Hadi bakayım. Güle güle baba. Güle güle kızım. Kaldırımdan yürüyün yeşim. Dikkat edin arabalara. Biz burada bostan korkuluğu muyuz beyefendi? Estağfurullah efendim. Buyurun. Saygısız. Bir saattir dikildik, seni bekliyoruz burada. Aldın mı gazeteyi? Aldım tabii Sabri Bey. Ver. Buyurun, iyi şanslar. Onlar ne? Kayınbabamın el ilanları. Ne yapacağım senin kayınbabanın el ilanlarını be adam? Aa, iyi artık, yüzüne çarpıyor adamın. 4 koldan istila ettiniz memleketi. Marketler, pilav arabaları, pazarlamalar. Gözün kaldı domuz. Sen de ne veriyorsun şuna? Babanın işi gül. Dağıt dedi, ne yapayım? Gülsüm ablacığım üzülme. Aile teyzeye bozulmuş, acısını bizden çıkartıyor. İyi günler. İyi günler, buyurun. İyi günler. Aysel öğretmenim, ne tatlı. Nasılsın Halis? İyiyim, öpeyim. Şşt, uzak dur bakayım tertip. Ne var bunda Cafer amca? İnsan öğretmenini öpemez mi? Nasıl oldu Nazif hoca? Ateşi var yatıyor, babasına bıraktım çıktım. Ne yapayım, dersim var. Vah öğretmenim vah, üzülme. Derse mi bakacaksın, kocana mı bakacaksın ya, zımzım? Ya. Gül, Türkan Hanım gelince bir hatırlat ne olur, muayene edecekti. O saate kadar ben yetişemem herhalde, tamam mı canım? Tabii tabii, için rahat etsin. Tabii efendim, biz de buradayız. Yaparız hocamıza ne gerekiyorsa. Sağ olun, hadi iyi günler, güle güle. Güle güle, iyi günler. Ne tatlı, zıp zıp öğretmen. Keşke bana da aerobik öğretse. Çay içecek misin enişte? İçeceğim, koy. Nerede bu çocuk? Abadi'yi gezdiriyor enişte. 1 saati geçti çıkalı. Nasıl köpek gezdirmekmiş bu? Takıldı yine bir yerlere. Anasının baktığı yok ki. Nain Ayşe. Söyle eniştene, daha 1 saat olmadı. Ben bakıyorum çocuğuma. 1 saat olmamış enişte. Duydum. Sosisli yumurta yaptım. Sor bakalım eniştene Ayşeciğim, yiyecek mi? Yer misin enişte? Yerim, koysun. Hı hı. Koyuyorum. Fakat söyle, kolesterolü çok yüksek. Yumurta zararlı. Hele sosis, aman aman. Ablam zararlı diyor enişte, duydun mu? Duydum, duydum. Kulağım duyuyor. Bir şey olmaz. 20 yumurtayı bir sahana kırıp yemiş atalarımız. Hem de böyle tereyağlı. Onlara hiçbir şey olmamış. Aç Ayşe'cim. Siehst du? Es ist noch nicht eine Stunde, aber ist schon da. Natürlich kommt Hier ist nicht Deutschland. Sag bitte nicht Davut. Ich bin böse mit dir. Hoş geldin Halis. Hoş bulduk Ayşe. Almanya, Almanya. Ständig Almanya. Almanca mı konuşuyorsunuz aranızda? Tabii ben yokum. Ayşe yengem de anlamıyor. Oh. Al. Orası söz. Terbiyesiz. Başladınız mı kahvaltıya? Babam başladı yavrum. Biz daha başlamadık. Gel otur. Ne onlar? Halil amca muhtar olacakmış anne. Oo,
kadar sosisler. Bunların hepsi benim mi anneciğim? Senin yavrum. Bayılırım. Küf, boşan da temerini ye. Yiyeceğim tabii baba. Bakma öyle. Çocuğum ben. Kemiklerim nasıl gelişecek? Anne bak eşek dedi. Halisciğim lütfen konuşmayalım. Zaten sinirlerim çok bozuk. Ne oldu? Kavga mı ettiniz yine? Al. Karıştırma. Ye beni ye. Almanya için mi anne? Evet yavrum. Bak hala soruyor. Soruyorum baba. Kenya'ya mı gideceğiz apa yüzünden? Anneannem gelsin o zaman bize. Gelmiyor yavrum. Du bist schlimm. Ich will mein Mutti sehen. Çok ayıp baba. Bak ağlattın kadın. Ne olur gitsek. Hadi ıhlamur yaptım sana evladım. Bakalım becerebildin mi? Jandarma ve polisin ortasında. Doğusun da biraz içersin. Sağ ol. Aman babacığım ne zahmet ettiniz. Ben yapardım. Çok teşekkür ederim. Yat evladım yerine. Allah Allah. Zatürre bu, nezle falan değil. İş mi çıkaracaksın başımıza yat? Ama babacığım olmuyor ki böyle, ben yatıp ayaklarımı uzatıyorum. Siz orada... Yat ulan. Patlatacağım şimdi tokada ha. Nasıl hastasın sen, bağırtma beni. Tövbe ya Rabbi. Öte yandan Çankırı'da terör... Dinledin mi haberleri? Biraz. Ne diyor? Seçim telaşı babacığım. Ne diyecek? Bütün liderler birbirine yükleniyor. Ey ya Rabbi. Bari birinin ötekine yüklenecek bir sözü olsa. Ne yaptılar acaba şu koca dönem kendi maaşlarına zamdan başka? Utanmaları lazım vallahi babacığım. Hiçbir şey yapmadan 4,5 milyar alacaklar. 3 aylık. Surat yok ki kimsede evladım. Sen de geceleri taksicilik yapıp 3 kuruş para kazanacağım diye zatürreye olacaksın. Dur babacığım ben açarım. Sübhanallah. Yat evladım, hastasın sen. Alışamadım hastalığa bir türlü babacığım. İyi günler. Buyurun. Ha, gel. İyi günler Cafer. Nasıl oldu hocam? Sağ ol Cafer'cim. Bugün biraz daha iyiyim. O aman dinlenmek lazım bu hastalıkta. Yatamıyor ki evladım. Aklı okulda. Bıraksan şimdi gidecek. Aman ha hocam. Bir daha üşütürsen çok fena olur. Ben de pilava giderken üst üste yün giyiniyorum vallahi. Ha, şunu da vereyim. Bu ne evladım? Ha. Halil Aslan, muhtar adayınız. Kayınbabam hocam. Ha, Çubakkal. Muhtar mı olmak istiyor şimdi de? Gözü doymuyor ki bunların hocam. Hırs, iktidar hırsı. Be adam, oturduğun yerde tıkır tıkır paranı kazanıyorsun. Daha ne? Öyle değil evladım. Vardır onun bizim anlayamadığımız bir kazancı. Kim bilir nereden ne vuracak? Vardır vallahi hocam. Bak nasıl biliyorsun. Tecrübe başka tabii. Biz neler gördük evladım. Kimse öyle vatan millet aşkına çalışmıyor. Hadi iyi günler hocam. İyi günler Cafer'cim. Cafer. Buyurun. Benim cigarayı unuttun mu be evladım? Başım tuttu. Unuttum vallahi hocam. Şu servisi bitireyim. Hemen gider alırım. Şş, yavaş oğlum. Duymasın. Sigara mı aldırıyorsun babacığım? Yasana evladım sen. Bizi mi dinliyorsun okuldaki nöbetçi öğretmen gibi? Nereye gidiyor bu kız, serpil söyler misin? Ay kaç kere söyleyeceğim Sedat. Özgür izinli gelmiş, onunla buluşacak. Hadi bakalım buluşsun. İzin vermiyorum. Öyle bir şey yaparsa bir daha dönemez bu eve, tak. Ay saçmalama Sedat. Koskoca 24 yaşında kız bu. Artık biz karışamayız. Kiminle isterse onunla çıkar. Çıkar ha. Hadi çıksın bakalım. Biz burada iskele babasıyız kardeşim. Saçmalayan sensin. Vallahi tak vururum ikisini de. Leşleri çıkar bu kapıdan, tak. Bağırma Sedat, bağırma. Çocuk her an gelebilir. Konuşmuşlar, anlaşmışlar. Nereye geliyormuş? Hadi gelsin bakalım. Gebertirim. İstemiyorum o herifi. Çıkmayacak o çocuk, o kadar. Olmaz Sedat, sakin ol. Ne yapacaksın? Çalacak kapıyı, gelecek şimdi. Hadi gelsin bakalım. Tak, şerefsizim vururum. İşte geldi. Geldi ha? Geldi. Gelsin bakalım. Gel ulan buraya, seni ahlaksız seni. Sen miydin Cafer? Ya kusura bakma. Bir başka münasebet sizi bekliyorduk da. O geldi sandık ya.
Affedersin. Tamam efendim, ziyanı yok. Yine mi o çocuk? Buyurun. Ay bu kız da sizi çok üzdü vallahi. Ne dedin sen ha, ne dedin ha? Ha? Benim kızımı senin ağzına almak haddine mi düşmüş ha? Öyle demek istemedim efendim. Şey yani... Çık dışarı çık. Parçalarım vallahi şimdi seni. Ne yapıyorsun Serpil? Aa, kendine gel biraz. Karışmasın bizim özel işlerimize. O kim oluyor bak, zaten canım sıkkın. Şimdi senden çıkarırım acısını. Hadi kardeşim, hadi Cafer çık hadi. Çıkıyorum efendim şey, buyurun. Neymiş o? Kayınbabamın şeyi. Seni şimdi vallahi. Sen o kayınbabanın şeyini al da dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Yuttururum şimdi onu sana. Serpil rahat dur biraz, aa yapma. Cafer ne yapıyorsun sen de kardeşim? Sırası mı şimdi kayınbabanın şeyini ya? Aa çık hadi. Demek gidiyorsun ablacığım. Gidiyorum kız. Ne yapayım? İçime fenalık geldi. Tamam. Gerisini sen düşün. Düşündüm düşüneceğimi. Yetti kız. Bu kadar oturduğum kabahat seninle. Bağırma ablacığım. Aile ortamındayız. Şişirmeyelim vatandaşın kafasını. Başlarım senin apartmanından da aile ortamından da. Tamam. Gidiyorum işte. Rahat etsinler. Bu kapıdan dışarı bir adım atarsan ablacığım sen düşün olacakları. Ne olacakmış kız? O kadar söylüyorum kız. Biraz sakin ol yavrum. Konuşuyoruz. Hah geldi işte. Kim geldi? Şoför diyorum kız, şoför geldi beni almaya. Kimin şoförüymüş o? Hadi alsın bakalım. Dur orada ablacığım. Ay. Bir adım daha atarsan... Bak yine çaldı kapıyı. Şoförsün ha? Bittin sen artık. Bittin. Buyurun. Oh! Ay. Sen misin? Ne var, niye geldin? Ekmek efendim. Kız kapıcı, sen de tam ekmek getirecek zamanı buldun ha. Ekmek için mi çalıyorsun bir saattir kapıyı? Yok efendim, bir de şey... Bir de ben! Şurada özel bir şey konuşuyoruz, gıcık ettin vatandaşı! Kayınbabamın selamı var, muhtar adayım. Başlarım için seni kayınbabana da, muhtar adayına da! Aa kız bırak! Mahallenizin muhtar adayı Halil Aslan. Buyurun. Gördüm. Buna mı vereceğiz oyumuzu şimdi? Yok canım, ben muhtarımızdan memnunum, efendi adam. Seçimlerden sonra nasıl görüyorsunuz efendim Türkiye'yi? Her şey daha iyi olacak bence. Vay be baba, sen de böyle söylüyorsan. APO'dan sonra Avrupa'da birçok ülke bizi cephe aldı ama baba. Turizm gelirlerinde bu yaz büyük düşüş olacakmış. Olabilir. Bizim işlerimizde de sıkıntılar var ama atlatır bunu Türkiye. Hadi inşallah. Biz de tam okulu bitiriyoruz, iş düşünüyoruz. Sen önce askerliğini bitir. Ya biz ne diyelim oğlum? Şükret haline. İşsiz kaldık bak. Sana bir iş buldum enişte. Neymiş oku bakayım. Overlockçı aranıyor. Terbiyesiz. Ne var iş değil mi? Ütücü de arıyorlar bak. Ali Bey çeker misin şu gazeteyi lütfen? Evet oğlum 5 metre yayıldın ha. Nazar sen de damadın çiçeklerine kıyamadın. Gidiyor musunuz efendim? Gidelim oğlum. Şirkette bir şey yaptığımız yok ama iş iştir. Gitmek lazım. Ben de bir şey söyleyecektim. Söyle. Efendim babam bana bir miktar para verdi. Bankada duruyor, fena sayılmaz. Bilge ile de konuştuk. Şu sıralarda bu parayı herhangi bir işe de yatıramam. Sizin ihtiyacınız varmış eğer kabul ederseniz. Büyüksün be enişte, helal olsun sana. Ne dersin baba? Oğlum bir dakika. Vallahi Aydın. Bugünlerde çok makbule geçer. Abimle de konuşayım, yalnız bir şartla alırım. Ne efendim? Yasal faiziyle geri öderim. Aa baba, olur mu öyle şey? Olur sevgilim, ne var bunda? Hı. Bankadan borç alsa nasıl ödeyecek? Buyurun efendim. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Cem Bey. Hoş geldin Ecem. Hoş bulduk. Hayrola yok, eve hırsız falan mı girdi yoksa? Yok yok, bana geldi. Askeri çağırıyorum. Kiminle konuşuyor bu çocuk bu kadar saattir ya? Cem! Geldim baba. Ne halindeki? Gözünüz aydın. Cem Bey'i askere alıyorlar. Ne? Askere mi alıyorlar? Cem? Evet anne, işte. Anne! Anne! Anne otur. Birden heyecanlandı. Hacer koş bir bardak su getir. Yok bir şeyim yok. Telaş etmeyin. Bir devre öne almışlar baba. Ne yapayım? Ne yapacaksın? Hayırlı olsun. Oğlum 1 Nisan'da asker Mine Hanım.
Hayırlısıyla yapar gelir inşallah. İnşallah. Ağlama anne. Ne var bunda ağlanacak? İlk defa bizim oğlumuz mu askere gidecek? Öyle de oğlum birdenbire duyunca. Yine sen de mi? Duygulandım birden. Karışma ağlayacağım. Ah canım. Askere nasıl oluyor, kolay mı? Ben size askerliğinizi yaptı biliyordum Cem Bey. Geç kaldı o Hacer Hanım. Amerika'da master yaptı ya. Ha ondan. Diplomayı aldıktan sonra yaptım başvurumu. Bekliyordum ama 4 ay önce almışlar. O da iyi be oğlum. Zaten işlerimiz durgun. Seçim meçim yaz böyle geçer. Ha Özge geldi. Ha Özge gel kızım gel. Ah bunu da giydirmişler prensesler gibi dayanamam. Ay yapma teyze beni de ağlatacaksın. Ne oldu? 1 Nisan'da kocan askere gidiyor kızım. Aa, şaka mı yapıyorsunuz Cem? Hayır, yok canım ne şakası. İşte aldım kağıdı. Aa, ay çok şaşırdım şimdi. Ah yavrum asker karısı oluyor. Gidiyor kızım gidiyor doğru. Kıyamam ben buna. Ah güzellerim onlar bana emanet. Anne tam arabesk filmlere döndük ha. Evet ya, yapmayın bunu Mine. Bak, kızı da ağlattınız. %10 barajını aşamayacak mıymışız? Kim söylüyor bunları efendim? Yalan. İnanmayın bu bozgunculara. Medyanın uydurmaları. Nereye gidiyoruz Raşit? Yavaş dinle. Asıl büromuzda görüşüyor. Ne bitmez konuşmaymış bu ama. Bir dakika dinle. Yavaş. Bir saate kadar merkezdeyim. Aha geliyorum. Hadi başarılar. Sana nereye gidiyoruz dedim Raşit. Nereye götürüyorsun beni sabahın köründe? Seçim bölgeme dedim ya Nime. Gör eserini. Verdiğim paralarla ne kampanya yapmışım bak. Niye göz kırptın şimdi bana? Aa, göz mü kırptım? Vallahi farkında değilim. Ha, farkında değilsin. Milletvekili adayı olduğundan beri bir havalar geldi sana. Vallahi uyarım senin o gözünü. Ne yapıyorsun Nime? Şoförün yanında. Ha, geldik Ergun. Dur şurada evladım. Gel Nime. Bak kocana. İftihar et. Bakan bile olabilir. Bu niye böyle tek başına ampul gibi Raşit Bey? Efendim? Ben niye yokum orada? Hani baş başa fotoğrafımızı koyacaklardı. Siyasi arenaya ben çıkıyorum değil mi? Senin ne işin var? Öyle mi tahta kafa? Öyle. Kadın dediğin evinde otur. Tamam. Paralamazsan ben de şimdi hepsini. Aa, al. Ne yapıyorsun? Al işte. Al işte. Seçmenin gözünün önünde delirdin al. Mi? Delirdim evet. Deliyim ben zaten. Bu. Benim paramla ben yokum ha. Al sana. Al sana. Sana da seçmenin eli. Al. Ergun ne duruyorsun evladım? Topla şunları rezil olacağım. Bırak toplama paralayacağım. Geber inşallah. Of anam of. Herkesin öfkesi bizde patlıyor. Biri metresine bozulur bize çakar. Öteki kızına laf geçiremez. Elleri kırılsın inşallah. Of. Acıyor mu? Acıyor acıyor. Babacığım. Ha. Cim babam. Bak bana bak. Dayak mı istiyorsun sen? Zaten canım sıkkın. Hırsımı senden almayayım ha. En büyük fener. Aa, otur be. Hayvanın lafından ne olur. Acayipsin ha sen de. Kim öğretiyor buna bunları Gül? Ne bileyim. Giren çıkan belli mi buraya? Oh. Hepsi birbirinden tip. Ha. Atarım seni Bodrum'a. Cimbom yok burada. En büyük fener. Oh. Ne oldu? Hiç efendim. Bıktım vallahi. Çıkmayacağım servise falan bundan sonra. Aslı Hanım sevgilisiyle buluşacakmış. Babası bırakmıyor. Söyle. Biz ekmek götürüyoruz. Çat. Yüzümüze bir tokat. Özgür Bey geldi zannetmiş. O kız azmış azmış. Ne yapsalar fayda yok artık. Azmış vallahi.
Katilden de yedik daha sabah sabah. Onun neymiş derdi? Eseri toplamış bavulunu gidiyormuş. Sıkılmış. Eyvah o fena. Sıkılmış mı? Sıkılmış canım. Hiçbir sözünü yerine getirmedin diyormuş. Araba alacakmış, almamış. Bir de klip çektirecekmiş buna, çektirmemiş. Haydut. Kaçırdı kadını desene sonunda. Buyurun, iyi günler. Buyurun, iyi günler Cimbombom. Kusura bakma Cafer abi, benim yüzümden oldu. Olur canım, olur böyle şeyler. Ziyanı yok. İsteyerek vurmadı ya. Kafayı yemiş onlar biraz. Aslı, gidiyor musun evladım? Gidiyorum Sabri Bey amca, sıkıldım. Bu kadar da üstüne gidilmez ki insanın canım. Odaya kapatmalar falan, sıkılır tabii. Güle güle evladım, güle güle. Kapıya mı geldi sevgilisi acaba? Kız, gidiyorsun ha? Gidiyorum anne. Allah'ın cezası. Ne diyeceğim ben şimdi babana? Ne dersen de. Geber inşallah. Anam. Cafer, Aslı gitti mi? Heh, çıktı baykuş. Gitti gitti, kaçırdın. Bir de süslenmiş ki. Heh. Kaçıracaklar o kızı, görürsün. Vallahi kaçırırlar, doğru söylüyor. O ne kıyafet canım. Ben bakmaya utandım. Vallahi babası haklı. Benim böyle baştan çıkmış bir kızım olsa vururum. Şşt, hadi hadi tövbe de, büyük konuşma. Sabri Bey. Buradayım efendim. Buyurun. Ne oldu efendim? Cenap beyler yine şiir yazmaya mı gittiler? Ne şiiri efendim? Adam bacağını burkmuş evinde oturuyor. Aslı gitti, Aslı sevgilisiyle buluşacakmış. Sabri Bey. Buyurun efendim. Katılacak mısınız bu akşam yarışmaya? Bakalım şansımıza. Biz sevimle hazırlanıyoruz. Hem dikişlerimizi dikiyoruz. Oh ne güzel. Başarılar. Alacağız bu akşam arabayı. Hayal görüyor baykuş. Alın efendim, iftihar ederiz. Ayla Hanım. Efendim. İki sessiz harf söyle. Sessiz mi? Edirne'nin ensi. Olmadı. Olmaz efendim, ne yapıyorsunuz? Sesli harf. Ha, anam. Sesli mi? Şey o zaman, İstanbul'un iyisi. Ha? İyi de sesli Ayla Hanım. Aman ne yapayım, bulamıyorum. Siz söyleyin o zaman. Cevap vermeyin şuna. Mahcup oluyoruz kapıcıların yanında. Halil geliyor, Halil. Aa, babamlar geliyor. Ey maşallah. Kendisine beste bile yaptırmış bak. Bizim Asım söylüyor. Selim, koş Selim. Yandan çarptığı sıçın propagandasına çıkmış. Düğme eksikti. Efendim, mahallemizin muhtar adayı geldi. Ver elini enişte. Sağ ol. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Gül, öpsene babanın elini. Öpeyim de. Kırgınım sana baba, hiç bizi düşünmüyorsun. Muhalefet yok, muhalefet yok. Unutalım kırgınlıkları. Öp bacım, böyle babanın eli öpülmez mi? Ben sizi düşünmeyeceğim de bu yaştan sonra kimi düşüneceğim kızım? Bir ayağım çukurda zaten. Allah göstermesin babacığım. Ne yaparız sensiz? Muhtarlığa niye aday oldum kızım? Yine sizin için. Ya bacım, duydun mu? Allah onu başımızdan eksik etmesin. Şimdi tam birlik beraberlik zamanı. Halil efendi. Muhtarlığa da el attın ha. Hadi hayırlısı. Artık bakalım beyefendi. Sayenizde o da olur inşallah. Desteklerinizi bekliyoruz. Ah. Hanımefendi hürmetler. Eniştem kendisi için bir şey istiyorsa namerdim vallahi. Hepsi şu mahalle için. Kız, gel buraya bakayım kör olasıca. Bulaşıkları yıkamadan nerelerde geziyorsun sen ha? Yapma. Ne bulaşığı anneciğim yıkadın diye. Sabri Bey. Eyvah eyvah, ne yapıyorsunuz efendim? Gel buraya. Verin onu bana. Ne dersin? Bitirebilecek miyiz bugün ibrikçi? Sana bağlı abi. Kaç mısrağı var daha? 24. Yapma ya. Bitmez. Of ya, bacağım çok fena. Kırıldım yoksa? Ne kırıldı Cenab abi? Burkulma, burkulma. Ya ne oluyor dışarıda ibrikçi? Bu ne gürültü? Seçim propagandası Cenab abi. Halil efendi muhtar adayı olmuş ya. Onlar. Vah vah vah. Demek Halil'ciğim de politikaya atıldı. Bu ne iğrenç, bu ne ilkel müzik ya. Başka şey bulamadım bunlar. Kahveni iç Cenab abi, boş ver. Biz işimize bakalım. Bakalım canım içi. Hazır mısın? Hazırım Cenab abi.
Oku. Okuyayım. Of, aman 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 aman. Sancım var iyilikçi, neden bacağım bu kadar ağrıyor? Ağrıyacak da abi kaç gün Cenab-ı abi. Fena burkuldu. Kırık falan değil değil mi? Kırık, çatlak falan yok abi. Röntgen çektirdik. Doktor da gördü. Ha. Bak benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Olur mu öyle şey canım abi? Bak ona göre çekerim kulağınıza. Hadi başla. Hazırım. Ve kozasından çıkıp ipek böceği gibi süzüldü İstanbul'un koynuna. Vebalim boynuna ey. Ne kadar kötü yazmışsın bunları ya İbrikçi. Hepsi birbirinin içine geçmiş ya. Okunmuyor birader. Ne yapabilirim Cenab-ı abi? Karanlıkta o kadar oluyor. Ağzından çıkanı kaçırmayayım diye peşinden koştura koştura. Tamam tamam devam et. Vebalim boynuna ey İstanbul. Vebalim boynuna. Bıktım be. Bu ne böyle panayır yeri gibi? Söyle şunlara, çalışıyor mu İbrikçi? Gitsinler başka yer yapsınlar seçim propagandalarını. Söyleyeyim. Dur dur. Bu Halil Gıda'ya çok borcumuz var mı? Var canım abi. Bir şey söyleme, alınır malınır, veresiyi keser. Gidiyorlar zaten canım abi. Aman gitsinler, gitsinler. Yahu sen şu ihtiyardaki ihtirasa bak ya. Neyse otur sen. Oturdum canım abi. Yaz. Bu kim şimdi? Bakayım. Bakmadan açmayı bir kişi çekemem şimdi. Kimse yok abi. Semra Hanım olmasın. Bazen sürpriz yapıp zile basıp saklanıyor. Ah canım olabilir İbrikçi. Aç bakayım. Açayım. Buyurun efendim. Gel Semracığım gel canımın içi. Hah şöyle adam gibi karşılayın arada sırada. Buz gibi bira getirdim size. Çalışıyoruz Cemil Bey. Cemilciğim çok teşekkür ederiz ama hiç sırası değil. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Ben de çalışıyorum Cenab Bey. Bu akşam televizyon yarışmasına katılıyoruz Sevim'le. Devam edin. Hem biralarımızı içeriz hem çalışırız. Olabilir. Ver bakayım ver. Oo soğukmuş gerçekten. Ne oldu İngiliz Yunan'ın? Utansınlar. Bu devlet tuttuğu gibi yakasından eşkıya başını. Tamam. Öğleden sonra iki gibi olabilir mi? Bir dakika ustaya da sorayım. Olur kızım olur. Gideriz kızım. Ta Kenya'da bu devlet eşkıya başını alır gelir de. Tamam. Adresi alayım. Al kızım al. İcabında bu devlet Suriye'den girer, Irak'tan çıkar. Evet. Allah Allah. Yunan'ı da dümdüz eder. Evleniyorum derdim. Amca da bana zam yaptı. Evleniyor musun? Kimle? Bununla bak. Hüseyin abi buldu. Ne biçim şey o? Kapkara mı gibi? Ağzını topla. Sensin mi? Benimki daha güzel. İyi günler efendim. Ne oluyor derdim? Hiç yok bir şey. Niye öyle beni göstererek göz kırptın? He? Göz mü kırptı? Hı. Tövbe. Ne yapıyorsunuz siz orada bakayım? Konuşuyorduk amca. Anam. Tıp salak bir resmi bile tutamıyorsun. O ne o? Sevgilisinin resmi baba. Ne sevgilisi? Evleniyormuş baba o kızla duymadın mı? Hüseyin amca bulmuş. Bu bir tuhaf bakıyor be. Yalan amca. Vallahi doğru baba. Dile'ye sor istersen. O da biliyor. Evet öyleymiş Davut Usta. Bana da gösterdi. Yuh sapık. Bana bak. Sakın bu terörist falan olmasın. Ne terörist amca sözlüm? Sözlüm mü? Tüh! Örgüte de mi karıştın Dubkov? Vallahi seni kendi ellerimle asarım. Tüh! As baba as. O ne o? Hüseyin amcalar baba buraya geliyorlar. Gelsinler bakalım. Dertip bunun bir karısı var yanakları pembe pembe. Amcam duymasın. Merhabalar. Mahallemizin muhtar adayını getirdim size. Alkış yok mu? Hadi alkışlayın muhtarı. Bırak elimi. Doğru mu alkışlayacaklar iblis? Baskı yapma öyle seçmene. Nasılsın usta? Nasıl işler? Çok şükür. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Sandık başında kıymetli oylarınızı bekliyoruz artık. Bizden esirgemezsiniz herhalde. Onlar bizden enişte. Verirler mi başkasına?
eşi, kendisi, bir de Ayşe Hanım, 3 oy buradan garanti. Biz de oy kullanıyoruz Hüseyin amca, tertibinden. İşte etti 5 enişte. Sağ olun, var olun. Bacım sen? Benim sandığım başka mahallede Hüseyin abi, orada kullanacağım. Veririz, veririz de Halil efendi. Senin bu kayınbiraderinden şikayetçiyim. Ne oldu, ne yaptı yine usta? Bizim hayırsıza kız bulmuş bak. Haberimiz yok, evlendirecekmiş. Sen mi gösterdin tertip? Elinden düşürdü salak Hüseyin amca. Kız kimdir, neyin nesidir bilmiyoruz. Bulmuş bir uyusu buna kakalayacak. Biz burada eşek başı mıyız Halil efendi? Estağfurullah efendim. Sen yine muhabbet tellallığını mı başladın iblis? Yok vallahi enişte, garibanı sevindirelim dedik. Kız kırarım boynuzunu. Ya kız teröristse, ya kız Apo'nun çetesinden biri ise? Yok ustam, mazlum mazlum. Pişmanlık yasasından yararlanmış. 3 aya kadar çıkacak. Aa, öyleymiş vallahi. Duydun mu salak? Duydun mu hain? Ah! Sen beni seçmenin önünde rezil edersin ha iblis. Enişte! Gözümüz aydın. Bülent Hazretleri askere gidiyor. Öyleymiş. Şükrü Bey'den duydum ben de. Sizin gözünüz aydın Ergun Bey. Bizim bir sorunumuz yoktu. Nerede kaldın Abbas? Zaten kuru kuru simitle peynir yiyor şurada. Geldik müdürüm, affedersin. Buyur. Asker kaçağı bu kesin. Yok Amerika'da master yapmış da, yok onun için geç kalmışmış da. Oh iyi be. Başkanın evladı okulu bitirmez askere gidiyor. Bülent Hazretleri 30 yaşına gelmiş, hala kaçak. Sensin kaçak, affedersin. Ne oluyor Abbas Bey sana? Dinime kitabıma sıkıveririm gırtlağını. Abbas efendim. Gel sık bakalım sık. Ne yapıyorsun Abbas abi, patron burada. Bırak babam, affedersin. Kurbanım sana. Kaçak dedirtmem ben küçük beye. Allah aşkına Abbas efendi, bak hatırım için. Babam Şevket Bey geldi. Oo efendim, hoş geldiniz. Asker işlemesinden mi? Şubeden. Bir insanda gidiyor bizim gibi. Hayırlı olsun efendim. Ne bakıyorsun Aslan Şevket Bey patosu? Biz ne yapıyoruz affedersin? Alıyor ya Ergun. Ne haber çocuklar? Afiyet olsun. Buyurun. Simit çok taze efendim. Yer misiniz siz de? Yerim bir lokma. Abbas duydun mu? Buyur efendim, buyurun. Duyduk affedersin. Çıvık. Evet. Efendim bakayım geldi. Asker babası, şubeden mi geliyorsun? Şubeden efendim. Çok şükür bugünleri de gördük. 1 Nisan'da kıtasına teslim oluyormuş Cem Bey. Aa, lafı ağzımıza tıktın ya. Bırak da biz anlatalım bunları kardeşimize. Özür dilerim efendim. Ben de baba olarak heyecanlandım da. İnanır mısınız? Bakın kalbim nasıl atıyor. Tamam tamam hadi. Buna da laf lazım. Oradan oraya, oradan oraya. Değişme suyum. Onu da öyle kabul edeceksin. Kalabalık mıydı şube? Yok canım, biraz bekledik işte. Bütün muamelesi tamam. Bilgisayarlar var oğlum. Simit yiyorsun ha? Çocuklar almış. Ne yapalım, idare edeceğiz artık. Bugünlerde böyle, işler durgun. Çıtır çıtırmış hakikaten ha. Güzel. Gel. Efendim siz simitiniz. Yanında çaydan başka bir şey ister miydiniz? Kola filan. İstemez istemez. Çay daha iyi. Abbas oyalanma. Şirket beyler özel bir şey konuşacaklar. Çık. Tövbe babam. Günaha sokan insanı bu cıvık affedersin. Çayı döktürecek şimdi. Telaşlandırma şu adamı Ergun. Uçacak mı? Sağ ol Abbas efendi. Sen sağ ol babam, affedersin. Afiyet şeker olsun. Afiyet olsun efendim. Başka bir arzunuz olursa. Bizim damat bugün ne dedi abi? Ne dedi? Ondan hiç beklemezdim vallahi. Çok duygulandım. Babası iş yapması için epeyce bir para yatırmış bunun hesabına bankaya. Ne babalar var bak. Şimdilik o parayla ben bir şey yapamam diyor. Bizim de sıkışık olduğumuzu duymuş. Alın kullanın diyor. Ne dersin? Olabilir vallahi. Aferin bak, gözüme girdi şimdi. Sen de bir de beğenmezsin çocuk. Gel. Efendim bakın kimler geldi. Amca. Vay yaralı kartal yeğenim. Sen buralara gelir miydin ya? Hoş geldin Zeynep. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz? Fena değil. Leylek yeğen askere gidiyormuş ha. Gidiyor Leylek, karar aldı. Hadi bakalım, darısı senin başına. O günleri de görürüz inşallah efendim. Ne mutlu.
evlendiklerini de görürüz inşallah. Zeynep'ciğim hoş geldin. Otursana şöyle ha. Yok oturmayalım. Neden? Gençlik efendim. Oturdular mı? Kanları kaynıyor şimdi. Gezecekler. Babama arabayı getirdik amca. Anahtarları verip gideceğiz. Karnımız aç. Buyurun. Simit peyniri yiyelim birlikte. Doymayız biz bununla baba. Simitle doyarlar mı onlar efendim? Kurt gibiler maşallah. Şöyle kebap falan olacak ki. Evet baba. Biraz para verirsen. Tamam tamam. Şükrü. Hadi bakalım pamuk eller cebe. Do fa fa mi re re mi mi do do fa fa mi re re mi mi do re mi fa sol la sol fa mi re do. Aferin Nemi abi, ömrün bol olsun. Tontor, sen de söyle kızım, para vereceğim sana. O ne söyleyecek efendim? Ben söylüyorum, parayı bana verin. Sol la la fa sol sol. Sabri Bey. Efendim. Tek yaptım. Elinize sağlık. Cenab Beylere. Allah Allah. Ne var bunda efendim? Geçmiş olsun da elimiz boş mu gideceğiz? Geçmiş olsun ama. Tabii ya lazım. Adamcağız bacağı sarkılı öyle oturuyor. Yazık. Ziyaret etmek lazım. Ben yarım saate kadar öğrenci bekliyorum efendim. Hiçbir yere gidemem. Ayrıca eşek kadar herif. Şiir yazacağım diye dolaşmasaydı dağda bayırda. Allah Allah size mi soracaktı? Çok kabasınız Sabri Bey. Niye durdun evladım? Söyle şunu. Kızımızla münakaşa ediyoruz efendim. Kiracımız olacak o kıllı herife kek yapmış, ziyarete gidecekmiş. Kız azdın mı sen? Otur oturduğun yerde. Bak söylerim baban gelince. Vallahi bacaklarını kırar ha. Oh, ağzınız dert görmesin. Hah, geldi öğrencim. Sabri Bey bakar mısınız? Kim geldi efendim? Kız benim ben. Oo, buyurun efendim. Kız şu halime bak. Katilden kaçıyorum. Bir sürü casus taktı peşime. Katil mi dediniz efendim? Evet efendim katil. Buraya mı geliyor yoksa? Yok kız zor atlattım. Şoförü bekliyorum. O gelinceye kadar size saklanayım bari. Aman efendim buyurun da sizi sakladık diye üstümüze yürümesin. Kız nereden duyacak? Söylemeyin siz de sakın bir şey ha. Söyler miyiz efendim? Şu bavulumuzu bari müracaata koysak. Kız manyak mısın ha? Kapıcı da onun casusu. Zor atlattım diyorum. Şoför gelinceye kadar burada bekleyeceğim. Tabii efendim tabii. Buyurun. Teyze. Ne haber teyze? Hiç yüz vermiyorsun. Tanımadın mı beni? Hoş geldin evladım. Derse mi geldin Sabri Bey'e? Ne diyor bu be? Öğrenci bekliyordum da efendim. Çalışacağız biraz. Onun da karıştırdı. Bunadı artık bunadı. Hayır efendim. Bunama değil o. Alzheimer. Kız sen de beni görünce hık hık başlıyorsun. Gıcık mısın bana ne? Hadi söyleyin evladım. Niye durdunuz? Darıldın mı cicim bana hiç bakmıyorsun yana. Onu mu söylüyordunuz kız? Onu söylüyorduk efendim. Buyurun. Darıldın mı cicim bana hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldın kız bu şoför sağ... nerede kaldı? Barışalım. Gelir efendim gelir. Eşlerim İnşallah katil gelir de ikinizi de gebertir. Ben yanıyorum aman Allah. Yaz İbrikciğim. Yaz atlama. Kaç mısra kaldı? 9. Bir şey değil. Yazıyor musun İbrikciğim? Seni bekliyorum canım abi. Koca reis şöyle küpeşteye abandı, denize baka kaldı. Olmadı ya. Oldu abi harika devam et bitiyor. Devam et buluruz. O perili sularda ne vardı? Patlıcan, biber, kabak. Kabak oldu mu şimdi canım içi? Aa. Benim adım Cemil. İstesem böyle 3 şiir kitabı birden çıkartırım. 3 günde. Sevim Hanım geldi. Gelsin. Burada olduğumu biliyor. Aç İbrikçi aç. Çalışmamız da bitti sayılır. Buyurun Sevim Hanım. Yok yok girmeyeyim. Merhaba. Cemil bitmedi mi konuşmanız hala? Bitti hanımefendi. Kusura bakmayın böyle bacağım sakat kalkamıyorum. Biliyorum geçmiş olsun. Teşekkür ederim efendim. Cemil'cimle çok verimli bir çalışma yaptık.
Kitabın yarısını ben yazdım Sevim. Oo, biraları da bitirmişsiniz. Hadi gel, işimiz var. Artık içim rahat. Dikişlerinin başına dönebilirsin Cemilciğim. Hanımefendi, size de bu akşam televizyon yarışmasında iyi şanslar diliyorum. Ah, inşallah bir tutturabilsek. Tutturacağız Sevim. Araba bizim. Benim adım Cemil. Hı hı. Hoşça kalın. Güle güle efendim. Kolay gelsin. Hop, sen niye geldin? Ben de geldim. Bir şey soracağım Cenap Bey amca. Soramazsın. Adam çalışıyor. Sen ne karışıyorsun Cemil? Aa, yürü. Ne soracaksın delikanlı? Kapat şu kapıyı birikçiyim. Şey soracaktım Cenap Bey amca. Bak, yine öyle abuk sabuk şeylerse çekerim kulağını, ona göre vaktim yok. Tamam, iki dakika. Aten teyze yok mu? Yok, ne yapacaksın? Bana bak, son 9 mısramız kaldı. Oyalama bizi. Ah, Semra teyzem gelecek o zaman. Ne tatlı sarı saçları var. Delikanlı, işimiz var. Yine kadın göğüsleri hakkında sorular soracaksan hemen gidersin. Yok, bu sefer göğüs değil Cenap Bey amca. Şu seçim bir geçse de kafamızı dinlesek hanımefendi. Sabahtan akşama kadar cayır cayır kağıtlar, naylonlar yerlerde, pislik. Ya Cafer'in kayınpederi bile siyasete atılmış, baksanıza. Öyleymiş, bizden geçti de sen niye aday olmadın bir yerden be evladım? Yapamam babacığım. Ben iyi gördüm ama Nazif Bey'i. Böyle dinlenirse bir haftada toparlarız inşallah. Efendim, sizi de bu kadar işinizin arasında yoruyoruz. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum vallahi, sağ olun. Öksürüyorsun oğlum, uzan, ben teşekkür ederim senin yerine. Hanımefendi, size bir şey ikram edeyim, güzel ıhlamurumuz var. Sağ olun, hastalarımı bekletmeyeyim, bir dahaki sefere içeriz. Nazif hocamız da daha iyi olur inşallah. Sayenizde inşallah hanımefendi. O zaman birlikte yemek yeriz, bir iki kadehte bir şeyler içeriz. Aa, memnuniyetle, ona hayır diyemem, içeriz. Sigarayı sorun babama Türkan Hanım, sigarayı. Arttırdı son günlerde. Öyle mi? Bu olmadı ama. Günde birkaç tane hanımefendi. 40 yıllık tiryakiyim, kolay değil. Oğlum, sigarayı ben içiyorum ama sen öksürüyorsun keçi gibi bak. Hadi geçmiş olsun, görüşmek üzere. Güle güle efendim, ayağınıza sağlık. Aa, Türkan teyzem buradaymış. Beni mi arıyordun Halis'cim? Yok Türkan teyzeciğim, Nazif öğretmenin ziyarete geldim. Aferin, hadi görüşürüz. Güle güle. İyi günler. Soyluk aslan falan yoksa uğrarım. Gel bakalım Halis. Gezintiye mi çıktın apartmanda? Sizinle ikinci oluyor. Önce Cenap amcalara uğradım. Nasıl oldu Nazif öğretmenim? İşte. Daha iyiyim Halis, gel gel. Aysel öğretmenim yok mu? Yok, daha gelmedi, okulda. Canım, çok çalışıyor. Bu sabah da öyle zıplaya zıplaya gitti. Ne vereyim Halis evladım sana, biraz kekimiz var, yer misin? Olur. Hem de Aysel öğretmenim beklerim, öyle yumuşak yumuşak. Hadi geç otur. Cem abi askere gidiyormuş 1 Nisan'da, duydun mu Aydın? Ya duydum. Çok geç kalmış, zor olacak. Babaannen de duyunca baygınlık geçirmiş. Babaanne de ne duysa baygınlık geçiriyor yani. Ne yapsın, iyice yaşlandı. Özge'ye sorasın. Aydın, sen askerliğini yapmış mıydın? Yaptık ya sevgilim. Aa, kaç kere yapacağız? Ay, bir anda telaşlandım ben. Beni de korkuttun. Aa, Şükrü bu onun çalışı. Nazancığım, iyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Ne haber Aydın? Sağ olun efendim, iyidir. Senin bize para vereceğini abime söyledim, çok memnun oldu. Söylediniz mi? Söyledim.
Gözleri doldu vallahi. Çok duygulandı. Ne oldu, söylemese miydim? Keşke söylemeseydiniz. Bugün bir iş çıktı da. Eyvah. Biz de o paraya güvenip bir müşteriye çek bile kestik. Ne yaptın Aydın? Bugünlerde bizimkiler çok hareketli. Yandan çarklı sandıktan çıkabilecek mi? Canımın içi Cenap son 9 mısrayı yazıp kitabını bastırabilecek mi? Katilin eseri bavulunu alıp kaçtı mı? Taktak Sedat'ın kızı Aslı nereye koşuyor? Cemil amcalara bu akşam da araba yok. Peki şimdi babam ne yapsın?